Şimdi sizlere böyle aradaki açlık krizlerinizde, atıyorum televizyon izlerken patlamış mısır yerine alternatif olabilecek daha sağlıklı bir kendi elinizin lezzetiyle hazırlayabileceğiniz bir makarna cipsi tarifi vereceğim. Bunun için tam buğday makarna tercih ettim tabii ki. Makarnanın baharatları var. Pul biber, kimyon, pul biber, sarımsak tozu, çok seviyorum ben sarımsak soğan lezzetlerini. Tuz koyacağız ve zeytinyağı var. Bir de dip sos hazırlayacağız yanına. Bunun içinde kajumuz, limonumuz, karabiberimiz ve soğanımız var. O zaman makarna cipsimize tabii ki de makarnayı haşlayarak başlamamız gerekiyor. Ben tam buğday makarna kullandım. İsterseniz kara buğday makarna da kullanabilirsiniz bu arada. Tuz atmayı unutmayın. Çok lezzetsiz olmasın. Birazcık da zeytinyağı ekleyeceğim. Yapışmasın diye makarnalar. Şöyle yeterli. Evet. Makarnalar haşlandıktan sonra baharatlarını ekleyeceğiz. Şimdi makarna cipsimizin en güzel eşlikçisi olan dip sosumuzu hazırlayacağız. Bunun için 1,5 saat öncesinde sıcak suda beklettiğimiz kajuları süzerek başlıyorum. Bu arada malzemeleri önden size bir sayayım. Kaju kullanacağım, limon suyu koyacağız, soğan var, karabiber var, zeytinyağı var. Bir de haşladığınız makarnanın suyundan bir su bardağı kadar sosun içine ekleyeceksiniz. Şimdi başlıyoruz. Başladık. Önce kajuları ekleyelim. Hemen. Güzel. Limon da, ya yarım limon değil, böyle göz kararı bu. Ekşilik siz ne kadar seviyorsanız aslında onunla alakalı ama tabii ki kıvamını da etkiler çok fazla koyarsanız bence. Bir anda MasterChef gibi yorumlarıma başladım. Karabiber. Ben karabiber seviyorum. O yüzden burada biraz bekleyeceğiz. Şimdi zeytinyağı. Bunu da böyle bir göz kararı, bir pıt. Zaten kaju da yağlı biliyorsunuz. Yağlı bir yemiş. Okey. Makarna suyunu da ekliyorum. Şimdi yarısından böyle çeyrekten biraz fazla. Benim tık tıklarım senkronu tutmuyor tabii. Elimi parçalamadan soğanlarımı da katıyorum. Bence yeterli. Oldu mu? Evet, hazır mıyız? Ağlıyor musun? Çok duygulandım şu an. Daha önce dip sos yapmamıştım. Şimdi burada yine kıvamını sizin tamamen damak zevkinize kalmış. Biraz böyle pütürlü kalsın isterseniz. Mesela bence benim için güzel. Daha böyle homojen istiyorsanız, daha yumuşak bir kıvamda birazcık daha çevirebilirsiniz ama bence gayet güzel. Böyle cipsleri üzerine alabileceğim, biraz soğanın lezzetini hissedebileceğim bir kıvamda. Kaju, dip sosumuz hazır. Bu arada makarnalar da fırında pişecek. Buyurun. Şimdi tam buğday makarnası kullanarak yaptığımız makarna cipsi için makarnalar haşlandı. Önce süzüyoruz. Birazdan baharatlarını koyup yine sizin damak zevkinize kalmış. Ama ben kendi tercihlerimi şimdi sizinle paylaşacağım yine. Makarnayı sosladık, baharatladıktan sonra göz kararı. Biraz kimyon. Burada ne kadar acı istediğinizle orantılı olarak. Toz biber. Ben acı seviyorum. Birazcık kızartacağım. Evet, tuz. Tuzu ideal oranda eklemek önemli. Sonra lezzetsiz olabilir. Sarımsak tozu. Çok güzel oluyor soslarda. Ve biraz daha pul biber. Şimdi biraz da zeytinyağı koyuyorum. Okey, zeytinyağını biraz çok koyacağım ben bu sefer. Evet, şimdi karıştırdıktan sonra dediğim gibi 170 derecede 20-25 dakika fırında kalacak. Bu arada makarnayı böyle çok diri bırakmayın. İyi pişmiş olsun. Sonra kıtır kıtır daha güzel bir kıvam alır. Sil patının üstüne koyuyoruz. Siz yağlı kağıdın üstüne direkt koyabilirsiniz. Çok güzel pişmiş gerçekten. Şöyle biraz aralarını açarak tepsiye yayıyorum. Çok güzel olacak. Çok güzel sarımsak kokuyor. Burada sarımsak var, sosunda soğan var. Sevenlere duyurulur. Bol bol. Hep beraber yiyin ama evde ailecek. Okey mi?
fırına gönderiyoruz. Buyurun. Evet, makarnalar fırından çıktı. Dediğim gibi bu pişme süreleri 170 derecede yine 20-25 dakika pişti ama siz fırınınızın özelliğine göre kontrol etmeyi unutmayın. Bakın böyle kıtır kıtır oldular. Şimdi dip sosumuzla muhteşem bir ikili olacaklar. Tam buğdaydan kendi elinizle yaptığınız, içinde ne olduğunu bildiğiniz güzel bir cips oldu. Çok güzel. Bakın şöyle. Çok güzel. Ben Emine, tam buğday makarna cipsi tarifimle yemek dilindeyim.